bir daha süreç başlatmadık ama bir zaten olay kamu ile ilgili olduğu için kamu davası açıldı. İki kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklu yerde bulunuyor, diğeri tutuksuz yerde bulunuyor. Biz bir dava süreci başlatacağız ama henüz bununla ilgili bir başlangıç yapmadık. Ama keşif yaptık, çalıştığı yerle ilgili kontroller sağladık. İhmalkarlıkların çok büyük olduğunu düşündüğümüzden kaynaklı. Davamız sonuna kadar devam ettik. Eksiklikler şöyleydi kontrol esnasında yaptığımız. İşte demir konsollar arasında, yani bina ve demir konsollar arasında gerekli kullanılması malzemeler, gereken malzemelerin yok oluşu. O mesafelerin olması gerekenden çok daha fazla olması. Zaten bileğin düştüğü yerde de olması gereken açıklıkta bir açıklık olmuş olsaydı dilek şu an hayatta olurdu ve biz de bu konuşmaları yapmamış olurdu. Dilek 1,5 metrelik bir açıktan aşağı düşüyor. Önce bir yerde kalıyor ama bilinç kaybı yerinde olmadığı için oradan tekrar yuvarlanarak 10 metre daha aşağı düşüyor. Kafasında baletin olmayışı, güvenlik halatlarının kısa oluşu. Bir inşaat yapılırken bir kattan diğer kata geçiş esnasında güvenlik filelerinin konulmayışından kaynaklı bir kardeşim hayatını kaybetti. Biraz önce bir basın açıklamasında geldim kendim. Zaten bu iş cinayetlerinin bu yılki ilk 6 ayında 907 kişi hayatını kaybetmiş Türkiye şartlarında. Hepsi de ihmalkarlığı yüzünden. Biz insan hayatının çalışma ayakkabısı denilen demir uçlu ayakkabı ve baret arasında kalmadığının sesini çıkarmaya çalışıyoruz. Olay biraz sanki bizce örtbas edilmiş, yayına sızmamış, sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ana firma Kültür Bakanlığı'nın %80 işini yapan bir firma. Biz öncelikle belki hastanede ben DEHA'yı görmüştüm. Acaba susturulduğunu mu düşüncesiyle beraber aklıma şüpheler geldi. DEHA bir açıklama yapmadı. Üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen hiçbir kanal haber yapmadı. Biz de sesimizi sosyal medyadan duyurmaya başladık. Adli boyuta daha getirmedik. Bir dava açmadık, iş kamuyla ilerliyor. Bir avukat tutmadık, bir şekilde bir müdahalede bulunmadık. Ama neden acaba sesimiz kısık kalsın dedik ve dineğin sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün bahsettiğimiz yer İstanbul'un göbeği. Yani bir patlama olsa, bir kaza olmuş olsa haber olacak. Bir insan öyle bir haber yapılmıyor. Bizim seslenişimiz haberin yapılmamasından kaynaklı. Biz bir şeyin peşinde koşmuyoruz, insanları karalama yönelik bir adım atmıyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama hak neyse, hukuk neyse bu zor yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Medya bu durumda biraz geride kalmış. Biz hem dilek için hem bundan sonraki dilekler için iş kazalarında alınması gereken bütün tedbirlerin alması yolunda elimizden geleni arkamıza koymayacağız. Elimizden ne geliyorsa bu yolda, bu uğurda son noktaya kadar ilerleyeceğiz. Bu hem dilek hem diğer insanlar için hayatın ucuz olmayışının bir işareti, bir simgesi olsun istiyoruz. Umarım bundan sonraki çalışma hayatlarında dilek ve diğer dilekler için böyle kazalar olmaz, meydana gelmez, güvenlik tedbirleri de en yüksek noktalara getirilir. Masum, kimseye küsmeyen, kimseye kırılmayan, kimseyle problem yaşamayan, bugüne kadar hiçbir şikayetinin gelmediği, gözleri umutla bakan, dolu dolu bakan, hayata neşeyle bakan, kimseye kırılmayan bir insan.
bizim onlarımızdaki bağ anlatılmaz, ancak yaşayarak anlatabiliyorduk. Doymadım kardeşime. Keşke böyle olmasaydı. Kıyamadığımız bebeklerimiz de bizi sınırlar artık. Biz de genel olarak aslında çevresine duyarlı, insanlara karşı duyarlı. Bu ölüm haberlerini aldığımızda içimizi sızladığı insanlarız. Yani bir gün başımıza geleceğini tahmin etmediysek de her zaman içimiz sızlamıştır. Oturup ağlamışızdır televizyon karşısında. Şimdi bizim de canımız yanıyor. Bu canımızın ateşi sadece bizimle kalsın istemedik, bunu paylaşmak istedik, duyursun istedik. Bunun için zaten o ilk süreci atlattıktan sonra böyle bir girişimde bulunduk. Belki biraz metanetimizi koruyup aslında ilk günden yapmak gerekirdi. Biraz geç kalmış olabiliriz ama yine de geç olduğunu düşünmüyorum. Bizim de ricamız aslında herkes için. Yılın ilk 6 ayında 900 900 küsür kişi ne demek yani? Bunların acılarını da aslında bir şekilde paylaşmak. Sadece kendi acımız değil, onların acısının da sesi olmak bizimkisi. Çünkü herkes bu fırsatı bulamıyor, imkanları bulamıyor, o kadar çok fazla insan var ki. Aslında onların da sesi olmak. Sadece dileğin değil. Bütün o tedbirsizliklerden kaynaklı yaşamını yitiren bütün işçilerin sesi olmak. Dilek şahsında. Herkese de buradan onların sesi olmaya çağırıyoruz.